Şimdi Emenike ile ilgili bir haber vardı bugün. Hürriyet'ten aldık. Nijerya basınında yaptığı açıklamaları. Ver müziği. Fenerbahçe'de tutsak gibiyim ben. Tam müzikteki ver müziği. Şu büyük ekrana verir misin? Hepsini okuyayım ben hemen şuradan. Neden hep günahkar ben oluyorum? Neden hep günahkar ben oluyorum? Çözemiyorum. Takıma her şeyimi veriyorum ama kulüpte hep tepki görüyorum. İnsanlar neden her zaman beni suçluyor? Anlayamıyorum. Fenerbahçe'de tutsak gibiyim. Hala bu soruların yanıtını bulamadım demiş Emenike Nijerya basınında. Kafası çalışmıyor, ondan bulamıyor. Net diyorsun. Kafa çalışmıyor çünkü. Yani çünkü bir zeka yok. İki zeka olmadığının farkında değil. Çok tehlikeli insan tipi. En tehlikelisi değil mi? Tabii. Çünkü bir zeka yok. Kendini dünyanın en iyi 5 forvetinden biri sanıyor. Bak bunu daha önce de söyledim. Doğru. İki, dikkat bu kata gider yaparsan, bağırır çağırırsan, 70 yaşında adama da bunu yaparsan artık. Hadi bizim Arap İsmail dediler. Büyük hata yaptılar. Arap İsmail'de ne olur? Ne olur? Oyna dedi böyle. Böyle hani. Hiç unutmuyorum hareketi ben. Ne olur? Beşiktaş maçı. Hadi. Hadi. Hadi canım hadi. Burası Fenerbahçe kardeşim. Çık dışarıya, bir daha da sana şey falan forma morma yok. Bir daha da gelme kardeşim diyeceksin. Ama sen takımın kıymetini bilmeyen, formanın kıymetini bilmeyen, kafası çalışmayan, çalışmadığını da bilmeyen, annem hastalandı diye yalan söyleyen, ilkokul çocuğu gibi. Hocam ders çalışmadım, elektrikler kesildi diyen, Nijerya'ya da kankalarınla eğlenmeye giden. Dik advokat yer mi abicim? Hadi kardeşim dedi. Gönderdi seni yani. West Ham'dan oynayamadın. Al ayında bile oynayamadın ya. Futbolculuk desen yok. İnsanlık desen zayıf. Ya bu taraftar niye Musa diyor abi? Yani niye senin kadar gol kaçırıyor olmasına rağmen Musa diyor? İkisinin arasında şöyle bir fark yok. Yetenek olarak. Tabii canım. Şöyle bir fark. Belki böyledirler zeka yani. Zeka olarak şöyle bir fark var. Hayır, yetenek olarak. Niyet ve abi, mantık ve insan. Ya adam formasının kıymetini ağladı giderken. Adam kendisi biliyor hemen şey yapıyor ya. Eksik paraya. Eksik gayet, paraya. Hani bir de adam ya biri Fransız, ikisi de şey Afrika kökenli. Biri 86'lı, biri 87'li. Biri Senegalli, biri Nijeryalı. Ondan sonra şeyli, biri Fransa'da benzer orijinler yani. Eğitim almış gelmiş ama hani sonuç itibariyle yani bu taraftar niye Musa diyor ve Musa neden ağlıyor? Oyundan çıkmak istedi Musa da. Aynısını yaptı. Beni oyundan al hocam dedi. Ersun Yanal'a. Usturubuyla yaptı. Hayır, ağladı. Orada taraftan anlıyor ya. Ya çocuk üzüldü diyor. Ondan sonra Musa diyor. Ama sen öyle taraftara trip yapacaksın. Üstünü başını çıkaracaksın. İsmail de gelecek böyle seni iki elinde tutacak. Hiç unutmuyorum o sahneyi. Hiç. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de bittiği gün o gündür. Hadi hareket. Şu iki elinde şöyle baş parmaklar kalkık. Açsınlar, seyretsinler yani. İsmail Kartal Fenerbahçe efsanelerinden biri de eskiden. O gün benim açımdan bitmiştir. Hadi. Hadi bir de kafa da böyle eğiliyor. Hadi hadi. Çık dışarı diyeceksin ya. Çık dışarıya. Çık. Şeyde de görmeyeceğim seni. Yedek kulübesinde. Bu Fenerbahçe. O gün orada alsaydı İsmail Kartal ömrü o gün şampiyon olurdu o sene. Kafa kafaya da gitti bayağı. İsmail Kartal o sene şampiyon olurdu o hareketi yapsaydı. Şimdi ama sen, deniyorum Fenerbahçe yönetimine, sen bunu yapan adama, ya buna da 13 verdik, kimseye de kakalayamadık, oynat hocam diye zorla takımın içine sokarsan, takımın da enerjisini bozar. Bir tek de Vitor Pereira günah keçisi değil abi, bu adam da 70 yaşında görmüş geçirmiş adam yani. Şimdi bu adam da artık yok abi bu ne olmuyor diyorsa, Emenike Bey, o zaman anlayamazsın, kafanın çalışması lazım anlaman için. Buradan pası Mehmet Ayan'a şu sözü de atayım. Gusi Dingin'e pas sözü geliyor aklıma. Daha önce burada konuştuğumuz. Mehmet'e atma. Mehmet'ten özür diliyorum. Tabii. Bak Fenerbahçe taraftarı hayatta en sevdiği futbolculardan bir tanesiydi Baliç. Elvir Baliç. Galatasaray'la şampiyonluk maçında oyundan çıktıktan sonra taksiyle eve gittiği için. Forma falan atmadı ha. O gün sildiler. O gün bitti Elvir Baliç. Antep mi Galatasaray mı? Galatasaray şampiyonluk maçında. 2000-2001 sezonu. Pardon, Antep maçında. Özür dilerim. Antep maçı, affedersin. Antep maçında 3-0'dan 4-3. 3-0'da oyundan alınıyor. Taksiyle eve gidiyor. Fener 4-3 maç çevirip şampiyon oluyor sene. Baliç orada bitirdiler. Burası Fenerbahçe, bitersin. Şimdi Fenerbahçe diyorsun. Seyircisine artistik yapmayacaksın. Formasına artistik yapmayacaksın. Şimdi Rapaiç niye büyük topçu? Bak Rapaiç'i kadroya alıyorlar. Herkes diyor ki Rapaiç'in katkısı falan çok fazla yok. Yani doğru. Baktığın zaman istatistiğine Rapaiç'in çok büyük katkısı yoktur. Revion'un falan daha fazladır. Çıkartılalım istatistiklerini. Rapaiç'inden daha fazladır Revion'un. Galatasaray maçı 2-1. Fenerbahçe'nin kalecisi sakatlanmış. Rüştü çıkmış. Oğuz girmiş. Şampiyonluk maçı. Berabere kalsa Galatasaray şampiyon olacak. Doğru mu? Ali Güneş.
Ali Güneş, Ali şey Güneş maçı. 2002-2001 sezonu. Fenerbahçe 3. gole giderken Emre veya Okan, hatırlamıyorum şimdi, yerde sakatlanıyor. Bir tane oyuncu da, Fenerbahçeli oyuncu da centilmenlik gereği topu taca atıyor. Yusuf veya Ali Güneş, hatırlamıyorum şimdi. Bütün taraftar da aa ne yapıyorsun, ta 3'e gidiyor. Dönüyor apayış tribünlere. Sakin, ben buradayım diyor. Bütün tribün alkışlıyor. Oyunun kaptanı benim diyor. Şimdi yani. Çok önemli. Şimdi bunları yapacak adam Fenerbahçe'de efsane olur. İstersen 250 tane gol at. Melike de kendini çok yetenekli görüyor. Ama istersen 250, zaten atamıyorsun da. Hani istersen 250 tane at. Bu taraftar zamanı gelmiş, Alex'i yuvalamış. Sen kimsin ya? Formayı çıkaracak. Ama işte dönüyorum. Böyle bu kafayı eğerek. Hadi hadi. İşte o zaman o gün bittiniz abi siz. O gün bu Emelike'yi tepenize çıkardınız. Ondan sonraki ertesi sene de ya bu da gelsin. Olmaz abi, olmaz. Tutmaz artık. Burada dikiş tutmaz. O iş bitti. Nihayet dik advokat gelir. Ya bu da 70 yaşında adam abi. Bu 50 tane kapris adam görmüş. Yıldız oyuncu görmüş. Her türlü insanından görmüş geçirmiş adam yani. Feleğin çemberinden 40 kere geçmiştir bu herhalde. Artık o da sana ki gelir gelmez sana vermiş formayı. Çalışana verdiği mesajı vermiş. Gelir gelmez sana vermiş ya. Çalışana veriyorum mesajı da vermiş. Abi. Muhtemelen Van der Veel'in şu halini tanıyordur. Doğru. Advokat. Tabii. Şimdi sen buna da artık şey yapıyorsan ne yaptım anlayamadım. Anlayamazsın abi, kusura bakma yani. Onun için kafa lazım. Ben Aziz Bey'le bir gün tanışsam ve bir sofrada otursam bir tek şey soracağım Emelike ile ilgili. Ve muhtemelen alacağım cevabı da tahmin edebiliyorum. O da şu. Sorun ya bu Emelike meselesi nedir dediğin zaman Aziz Bey bana şunu söyleyecek. Ya kardeşim diyecek. 3 Temmuz'da bu adam bizim için 4 gün nezarethanede kaldı diyecek. Tekrar alma sebebimiz de o diyecek. Bence Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz'dan dolayı Emelike'ye bir vefası var. Bu vefa nedeniyle az önce Serdar'ın açık ettiği, benim de artık açık ettiğim, arkadaşlar bakın ey Fenerbahçeliler. Fenerbahçe Spor Kulübü Emelike'nin annesinin rahatsızlandığı konusunda Emelike'nin yaptığı her şeyi biliyordu ve sizleri ayaklandırmamak için Emelike'nin annesi rahatsızlandırdığı resmi siteye yazı koydu. Serdar'ın sözünü ettiği gibi Emelike gitti Nijerya'da. Kafa izni çıktı. Eğlendi. Kafa izni çıktı ama Fenerbahçe Kulübü burada da Emelike'nin yanında durdu. En son advokat. Bu hoca sana daha ne yapsın ya? Fenerbahçe Kulübü bunu yaptı. O yüzden Fenerbahçe Kulübü Emelike ile ilgili parasını vermekten tut da 3-4 defa kamuoyuna karşı Emelike'yi korumak başta olmak üzere her şeyi yaptı. Sıfır kabahatlidir. Emelike dediğin adam bugün 2,5 milyon euro, 2,4, 2,4, 2,5, 2,5, 4 yıllık kontrat var. Toplamda 9,8 milyon euroluk bir kontrat var önünde Emelike'nin ama o ne Fenerbahçe'nin ne o formanın hakkını biliyor. Tıpkı sözünü ettiği gibi Musa Soğlu, Emelike az önce sözünü etti. Böyle farklı adamlar ya, değil. Anormal yetenekli değil öbürü de canım. Musa Soğlu da efsane bir adam değil. Tabii. Ya futbolcu olarak. O nedenle tekrar tekrar şunu söylemekte yarar var. Advokat deyince bir gün Fenerbahçe'den gidince benim aklıma sadece adalet ve vicdan gelecek. Bunu çok güzel özet abi. O zaman konuyu... Dolayısıyla bu Emelike işinde Fenerbahçe yönetimi baştan yanlış yaptı. Konuyu yavaş yavaş yaptı. Adam negatif, enerjili bir adamdı. Advokatı da tebrik ediyorum. Ama yani yanlış yaptılar ki kötü niyeti değil. Aksine korumak adına, iyi niyet adına abi, yaptılar Beşiktaş o yanlış. Beşiktaş maçında formayı çıkarttığı tamam anda. Abi, tamam abi. Orada da koruduk oldu. Bak İsmail Kartal o sene şampiyon olurdu onu kovsaydı evet. O gün. O dakika, o saniye. Evet. Çık dışarıya deseydi. Biz Fenerbahçe'yiz. Gerek son kişi oynarız diyeceksin abicim. Böyle demezsen Serdar, hiçbir şey olmaz. Senin daha iyi hafızan. Thomas'la formayı attı ya. Thomas formayı attı. Thomas formayı attı. Thomas da nerede attı formayı? Adam soyunma odası şeye geldi otururken attı yani. Thomas. Yani atmak dediğin şuradan şuraya attı. Thomas o sene Galatasaray'a transfer oldu. Gönderdin Fenerbahçe'den abi sen. İki yine 90-91 sezonu devre arasında gelen ve dönemin en büyük, dünyadaki en büyük yıldızlarından biri olan Roman Koseçki de Galatasaray'ın A forması B parası hep böyle şey var. Ya kutuda forma ya da şey zank diye attı. Galatasaray'ın o tavrına hayranım ben. Avrupa golü kralını yeter artık dediler. Tesislerde silah attığı için Galatasaray hiç unutmuyorum Alp Yalman'ın basın toplantısını. Türkiye'de ortalık ayağa kalktı ya. Yani Avrupa gol kralı bir takımdan Fener'e gidiyor. Ve ya. Gitmek istemiyorlardı yalvarıyor. Gitsin Galatasaray tutmuyor. Ya gece arıyorlar Alp Yalman'ı gece 1:30'da. Başkan bak adam gidiyor ha filan diye. O zaman cep telefonu falan yok. Ya beni bunun için mi uyandırdınız diyor. Çok güzel ya. Hiç yani, unutmuyorum. Tanju Şolak, Roman Koseçki ve Thomas. Bir hafta sonra, birkaç gün sonra Alp Yalman basın toplantısına çıktı dedi ki Galatasaray yeni Tanjular bulacaktır dedi. Nitekim hiçbir eksikliğini falan da fazla da hissetmediler yani. Şeyle bitireceğim. Demin o pası vermeye çalışıyordum aslında. Hiddink'in lafı. Dünyada en zor şey süper yıldızlarla çalışmak değildir. Kendini süper yıldız sanan sıradan oyuncularla çalışmaktır. Bravo, çok. Hayatın her noktasında böyledir aslında. Şu programın haftalık sayısını da arttırın artık demiş Yiğit Bey. Kim demiş? Yiğit Bey şimdi yazmış. Serdar. Zaten yarın da tekrar. İki.
2 iyi değil mi? 2. Size 2 iyi.